Son 2 gün. Klimanın gelmesi için son 2 gün. Canımı vermek üzereyim. Odadaki pembe filden bahsetmeden önce bugün bizim için ne kadar kutlu ve mutlu bir gün olduğunu söylemek isterim. Bütün fırçalarım tertemiz. Hepsini yıkadım tek tek. Travmatik bir deneyimdi. Gerçekten aşırı uzun sürdü. Ama şu an istediğim süngeri, istediğim fırçayı kullanabilme özgürlüğüm var. Ürünleri kullanmaya devam ettiğimiz Ağustos ayında bu sefer Absolut ürünlerini denemeye başlayacağız. Bu arada sizi de alıp götüreceğim benimle beraber. Çünkü böyle fondöten falan gibi şeyler deneyeceğiz. Bir takım pudralar falan var elimde. Bir de bu sıcak bir far paleti olduğu için bu Icon Mini Ablaze palet. Onun rengi değişecek mi, okside olacak mı onu da görmek istiyorum. Ayrıca bu hediyeli bir video olacak. Bu paletin muadili olmasa bile işte yüksek fiyatlı versiyonu olan bu Naked Heat Mini'yi de sizlere hediye edeceğim. O yüzden aşağıda neler yazdığımda okumayı unutmayın. Kâkül gerçek değil bu arada. Kimse paniklemesin. Gittim her zamanki gibi makas Cihangir'e. Saçımı böyle kâkül kestirmek istiyorum dedim. Tabii ki kuaförüm de dedi ki sen bu 3 santimlik alnından neyin kuaför şeyini kestiriyorsun. Gel çıt çıt yapalım dedi. Böyle çıt çıt da bir fake kâkül bu. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de yüklediğim videoları kaçırmamak için de kanal bildirimlerimi açarsanız çok sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi elimde neler var onlardan birazcık bahsedeyim. Bir tane HD Flawless Foundation, bir tane Radiant Cover Brightening and Lifting Concealer, az önce bahsettiğim Icon Mini Flame Palette, Strobing and Shading Highlight and Contour Palet, Perfect Pair Duo Parfait diye böyle bir tarafı daha koyu bir tarafı daha açık bir ruj ikilisi. Sonra Starry Eye diye bir adet metalik liner. Bunu niye aldım ki ben? Bunu da hediye ediyorum. Ondan sonra bir tane de Super Slim kaş kalemi var. Bazı eksikler olduğunu fark ettim. Mesela allık yokmuş. Yine gratis'te bulunan ürünler temasından gidelim diye eksik olan şeyleri Wet n Wild'la tamamlamaya çalıştım. Sadece maskarayı L'Oreal kullanacağım. Şimdi uzatmadan hızlıca başlıyoruz. İlk başta yüzümü hemen bir bazımı süreyim de kendime geleyim. Bazen gerçekten hayat seçimlerimi çok sorguluyorum. Ya bir insan neden makyaj yapacağı videoda mı? Bir insan neden videoda makyaj yapacağı bir günde kafasına kâkül takar ya? Olan kâkülünü geriye toplaman lazım. HD Flawless Foundation. 2 tane renk var bende. Bir tanesi beige, bir tanesi natural. Hafifmiş, su bazlıymış, parabensizmiş, parfümsüzmüş, natural ve smooth bir dişi varmış. Şimdi ilk başta natural rengine bakayım. Bu bana çok açık olacak şu anda ama kışın birazcık daha iyi olur diye düşünüyorum. Keşke bazımı sürmeden önce renkleri denemeye başlasaydım. Evet. Çok açık. Sonraki rengimiz de bej. Kesinlikle bej rengiyim. Fonteni sürerken siz birazcık daha yaklaştırayım isterseniz. Daha yakından görün ve neden kâküllü olduğumu birazcık daha sorgulayalım beraber. Kaşlarımı da aldırmadım. Kaşlarım çok kötü duruyor. Asıl kaşlarımı kapatmak için güya bunu taktım ama ne manası varsa. Şimdi sıktım elime. Böyle hafif kremsi. Çok böyle serum gibi değil. Ama çok aşırı yoğun böyle o daha önceden bahsettiğim Nivea'nın BB kremi falan gibi de böyle leblebi gibi durmuyor. Bir tarafıma yine süngerle her zaman yaptığım gibi bir tarafıma da yine fırçayla kullanacağım. Çok mu kolay dağıldı? Bana mı öyle geliyor? Bakalım gün içerisinde ne hale gelecek. Kendi kendine de böyle doğal bir ışıltısı var. Gerçekten doğal bir bitişi var. Çok ince sürdüğüm için hala içeriden birazcık böyle çillerimi falan görebiliyorum. Ama bununla ilgili de bir şikayetim yok. Zaten biliyorsunuz benim ten göstermeyi sevdiğimi. Eğer çok fazla cildinizde kıpkırmızı yaralar veya şeyler varsa onları kapatamaz muhtemelen bir katta. İkinci katı sürmeniz gerekir. Şimdi diğer tarafa da bir kat süngerle uygulayayım. Ondan sonra burası da birazcık kurumuş olsun. Sonra burayı hafif kuruduktan sonra ikinci katı sürmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Ben süngerle uygulamasını beğenmedim. Çünkü sanki sünger gerekli olan o nemini almış ve bunun kadar homojen görünmüyor gibi duruyor. Sanki süngerle yani nemli bir süngerle uygulamış olduğum halde burası daha az ışıltılı gibi ve birazcık yamalandırdı gibime geliyor. Daha fazla süngerle üzerinden geçtikçe de kapatıcılığını da alıyor. Bence fırçayla uygulamak için daha uygun bir fondöten olabilir. Çünkü bu tarafını inanılmaz beğendim ama bu tarafım yani. Alnıma sürmeyeceğim biliyorsunuz değil mi? Çünkü şimdi alnıma sürsem de zaten alnım terleyecek falan. Kafamda bu saçma şeyle, kâkülle onu gösteremeyeceğim. O yüzden en iyisi sadece kaşımın ortasına sürüp hop. Kesinlikle fırçayla daha iyi.
Şimdi buraya da fırçayla devam edeceğim. Normalde hep fırçayla sürüp üzerinden süngerle geçerdik. Geldiğimiz noktaya bakın. Süngerle sürüp üstünden fırçayla geçtiğimiz fondötenlerle karşılaşıyoruz. Şimdi gözümün altını kapatıcıyı uyguladıktan sonra direkt olarak sabitlemem lazım bunu. Çünkü dokunduğum her yerden kalkacak bir fondötene benziyor. Bence çok fazla kurumayacak. Şimdi Radiant Cover Brightening and Lifting Concealer. Natural Coverage demişler. Light Neutral rengi bendeki. Fena değil. Dedikleri gibi doğal bir kapatıcılığı var. Yani çok kek kek durmuyor. Göz altınızda hemen dağılıyor. Bu fondötenle de gayet güzel anlaştı gibi görünüyor. Çok kapatıcı değil. Yani eğer çok problemli göz altlarınız varsa böyle morluklarınızı tamamen yok edebilecek bir concealer değil gibi görünüyor. Hatta şuralarımı biraz daha süreceğim. Ama hızlıca dağılan ve bir tık böyle nemli, çok böyle göz altlarınızı aşırı mat ve kek göstermeyecek bir concealer istiyorsanız bence şu an itibariyle güzel. Ama tabii ki erken konuşmak istemem. Gün sonunda ne hale geleceğini beraber göreceğiz. Strobing and Shading Highlight and Contour paletini gerçek bir vahşi gibi parçalıyoruz. Adrian! Adrian! Bu renklerle aslında göz altımızı sabitleyebiliriz. Sarı benim için çok sarı ama bu pembe renkle yapabiliriz bu işi. Şimdi beni endişelendiren şu. Bu pudrayı da ilk kez kullanacağım. Acaba bu pudra göz altı kapatıcımın veya fondötenimin performansıyla alakalı bana yanlış bir şey söyler mi? Şöyle yapalım. Yüzümün sağ tarafında bu pudrayı kullanayım. Sol tarafına da benim zaten normalde hep kullandığım ve hep çok sevdiğim pudralardan kullanalım. Oradan çözeriz. Roz rengini aldım şimdi göz altlarım için. Yüzümü de sabitliyorum aynı şekilde. Bu dediğim gibi çok ıslak bir fondöten olduğu için ve yerinden oynamasından birazcık endişelendiğim için şu anda bu puff'la yapıştırıyorum suratıma. Normalde daha geniş böyle bir fırçayla, bol bir fırçayla yaparım biliyorsunuz bu tip işlemleri şöyle şeylerle. Pudra hiç fena görünmüyor bu arada. Çok güzel blurledi. Tabii ışıltısını aldı fondötenimin ama kapatıcılığını da bir tık daha arttırdı gibi duruyor. Diğer tarafa da geçenlerde keşfettiğim L'Oreal'in bu mineral pudrasından kullanacağım. Ve kitlendik ve hazırız gibi. O zaman hemen bronzer'a geçiyorum. Yine aynı paletten. Bu ortadaki rengi kullanacağım. Makyaj artistleri için yapılmış olan bazı böyle kontür paletleri vardır ya, 3 farklı ten rengine uygun. Bu sanki aynı insanın 3 farklı isteğine uygun gibi. Yani bronzlaştığınızda ortadan bu ikisini kullanıp beyazken bu ilk baştaki ikisini kullanın falan gibi. Bir tane de highlighter rengi var ama highlighter rengi azıcık beyaz gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Biraz soru işaretliyim çünkü yapıştı bence. Bir de şimdi bu ilk rengi kullanacağım biraz daha soğuk olsun diye. Sanki biraz turuncu kaldı gibime geldi yüzüme ya da bana mı öyle geliyor anlamadım ama çok iyi dağılmadı gibi sanki. Ne diyorsunuz? Temiz bir fırçayla şimdi dağıtmaya çalışıyorum tekrar. Fondötenimi kaldıracak diye korktum biraz ama yok, kaldırmadı da. Bilmiyorum, favorim değil. Daha iyi bronzerlarım var. Mesela bence The Balm'ın Take Home The Bronze serisinin bu Oliver rengi veya L'Oreal Paris'in bu Back To Bronze bronzeri daha iyi. Gördüğünüz gibi önümde duruyor ikisi de. Birazcık da altını temizleyeyim yine buradaki pudrayla. O zaman hemen gözlerimize geçebiliriz. Bu Icon Mini paletlerin 3 tane rengi var. Benim elimdeki Ablaze olan. Yine burada hiçbir işimize yaramayacak böyle bir aplikatör çıkıyor. Sıcak far paleti arayanlar için ve özellikle de seyahate falan uygun olsun istiyorsanız eğer bence güzel palet. Şu anda ışık çok güzel oldu. Keşke başından beri böyle olsaydı. 6 tane rengi olan ve 2 tane matı olan bir palet için bence çok güzel. Çünkü bundan 3 tane görüntü çıkartabilirseniz bence 6 renkli bir palet için muhteşem bir performans. Aynası var. Aynası gayet güzel. Yani kendinizi görebiliyorsunuz. Öyle o Barbie bebek aynası gibi değil. Yamuk yumuk olanlar oluyor ya, plastik. Şimdi öncelikle far bazımızı sabitlemek için bu Bone adlı gerçekten kemik rengi olan rengi tüm göz kapağımıza, kaş altımıza sürüyoruz. Tozluluk seviyesi çok kötü değil. Bu ilk renkten görebilirsiniz şu anda. Soru işaretine yer bırakmayacak şekilde zaten transition rengi olarak, yani geçiş rengi olarak planlanmış. Bu amber rengini hemen krisimize sürüyoruz. Gözümüzün katlanma bölgesine. Özür dilerim. Ara sıra böyle kaçıyor benden. Kusura bakmayın. Ya bu ilk izlenim videolarını çok seviyorum ya. Özellikle böyle konuşa konuşa sizinle beraber yaptıklarımı daha da çok seviyorum galiba. Emin değilim. Kendi başıma deli deli yaptıklarımı da seviyorum. Güzel bir turuncuymuş. Bu arada eğer çok az kullanırsanız hafif hardal gibi de okunabilir. Bir ikinci bir kat daha sürelim.
Şeyi çok iyi bu arada, hiç tozutmuyor. Eğer tozutmadan şikayeti olanlar oluyorsa aranızda. Şimdi göz kapağımın tamamına bu Heat Wave adlı böyle hafif bordomsu, vişne çürüğümsü ışıltılı renk daha süreceğim. Işıltılı farları her zaman olduğu gibi parmağımızla uyguluyoruz. Çok nice. Kalitesi çok iyi çünkü çok hızlı bir şekilde gözüme transfer oldu. Işıltısı da çok güzel. Bunu aslında daha da aydınlık yapabilir miyiz? Şimdi bir de ıslatarak deneyelim. Islatınca şöyle bir şey oldu. Eğer altını önce parmağınızla sürüp ondan sonra ıslatıp onun üstünden geçmeye çalışırsanız saçma oluyor. Çünkü zaten o ürünü kaldırıyor o durumda. Ama mesela ıslattığım fırçayla sürdüğüm bölümün üstüne tekrar parmağımla geçince çok güzel oldu. O yüzden eğer çok parlatmak istediğiniz renkler varsa öyle yapabilirsiniz. Mesela şimdi gözümün içine bu spark rengini kullanacağım. Gözümün içi dediğim hani böyle iç V'sine doğru. Onu öyle yapacağım. Şimdi gözümüzün hafif dışına Inferno'yu sürüyoruz. Bu Inferno diğerlerine göre birazcık daha tozlu bir renk. Evet, biraz dökülüyor. Bunu kullanacağınız makyajlarda yüzünüzü en son yapmayı tercih edebilirsiniz. Veya daha önceki videolarımda da söylediğim gibi gözünüzün altını full böyle şeyle doldurursanız, pudrayla doldurursanız makyaj bitince böyle süpürebilirsiniz. Bence Heat Wave ile Inferno arasındaki renk farkı çok fazla gözde belli olmuyor mu? Evet, yani bir iki ton daha aralarına fark koyulabilirmiş. Az daha koyu olabilirmiş yani bu Inferno. Çok fazla ayrıntısına girmeden şimdi bu en koyu renk olan Ashen rengini kullanacağım. Aynı fırçayla kullanacağım çünkü tam üstüne süreceğim ve onu koyulaştırmak için kullanacağım. Sonra gözümün içine de açık rengi yerleştirip hepsini bir anda böyle karıştıracağım. Spark'ı direkt ıslak fırçayla süreceğim. Ondan sonra belki daha da yoğunlaştırmak için parmağımla bir de böyle fıt diye üstüne koyabilirim tekrar. İlk fırçamızla yine bu amber rengini alıyorum. Her şeyi birbirine karıştırmaya başlıyorum. Şimdi en ortadaki rengi, yani Heat Wave'i tekrar çok fazla karıştırdığım için azıcık silindi. Ondan süreceğim. Bir de bu iç V'deki renk çok beyaz gibi kaldı. Onun üzerine de çok hafiften bu amberden geçeceğim. Böyle açık bir sarı turuncu falan gibi dursun istiyorum. Yine ışıltısı görünsün ama çok azıcık o beyazlığını kırmak için yani. O daha kaşaltı veya göz pınarı rengi gibi sanki. Böyle bu kadar sıcak bir şeyin içine karıştırmak için değil de aydınlatılması gereken yerlerini aydınlatmak için daha uygun olacak gibi geldi. Bir de göz altlarımızı yapıyoruz. Yine aynı turuncuyu kullanacağım. Aynı fırçayla en dışlara da en koyu rengimiz olan Ashen'dan sürüyorum. Ve maskara sürüp geliyorum. İlk yapacağımız hareket herhalde artık yüzüme birazcık renk vermek olacak. Dediğim gibi maalesef Absolute'un herhangi bir allığını almadığım için var mı ondan bile emin değilim. Wet n Wild'ın Pearlescent Pink adlı bu allığından kullanacağım şimdi. Ve yine bu Strobing and Shading palete dönüyoruz ve buradaki beyaz highlighter kullanacağım. Bu beyaz highlighter şu anki görüntüme pek uygun değil. Daha altın rengi bir şey olması lazım aslında ama sırf hadi performansını görmek için bir deneyelim. Ay bu çok beyaz olacak ya. Neyse, deniyoruz. Sadece deniyoruz. Çok metalik, çok beyaz, aşırı parlıyor. Bu şu anki görüntüme pek uygun değil. Şöyle yapalım, bir de omzuma deneyeyim. Gerçi omzum için daha da beyaz kalacak. Bence bu çok beyaz bir highlighter. Yani tonunuz çok aşırı beyazsa ve alt tonunuz da pembe ise o zaman belki yakışabilir ama bana mesela şu an çok çok metalik duruyor. Şu an monitörde görüyorum bu arada. Montaj yaparken böyle konuşurken bakıyorum kendime hiç parlamıyor gibi duruyor. Becca Opal kullanacağım. Evet, opalle birazcık rengini kırıp ışıltısını artırdık. Böylece herkesi kör etmek için hazırız. Cayır cayır parladık. Haydi kaşlarımıza geçelim. Görünmüyorlar ama olsun. Bu Super Slim Brow Pencil adlı kaş kalemini deneyeceğiz. Bendeki rengi espresso. Bu da yine işte brows gibi ince uçlu. Arkasında umarız kırılmayacak bir spulisi olan böyle bir kalem. Bakalım rengimiz tutacak mı? Pigmentasyonu ve sertliği çok iyi. Hiç şey değil, böyle mum gibi değil, bal mumu gibi değil. O yüzden de kaşlarınızı birbirine yapıştırmıyorsunuz. İnce ince çizgiler de yapabilirsiniz. Birazcık doldurmak istediğiniz yerleri doldurabilirsiniz de. İkisine de uygun. Eğer çok fazla böyle bal mumu gibi olursa bazı kalemler doldurmaya çalıştığınız yerler. Kaşlarınızı birbirine yapıştırıp böyle top top yapıyor. O çok çirkin oluyor. Çok beğendim. Uygulaması çok kolay. Zaten çok da uygun fiyatlı. Bu bence mesela Maybelline Brow Precise'dan daha güzel. Ve dudaklarımıza geçiyoruz. Perfect Pair
adlı bu ikiliyi kullanacağız. Bendeki Sugar and Spice. Bir tarafı daha koyu renk, bir tarafı daha açık renk. Açık rengi dudağınızın ortasından, koyu rengi dudak kenarlarınıza sürüyorsunuz. Dudağınızın kenarına sürdüğünüz şey de tam olarak kalem gibi sert bir şey olmadığı için böyle ombre yapmak için çok uygun görünüyor. Bundan çok ümitliyim. Eğer güzelse bunun çok fazla rengini alacağım. Çok makyaj anneciğim. Gerçekten çok renkli oldum. Bu ruj, bu gözün ruju değil ama kendi başına çok güzel. Ben bunu şimdi birazcık durayım. Evden çıkarken siler değiştiririm diye düşünüyorum. Sadece performansını göreyim. Birkaç saat dursun dudağımda. Şimdi fondötenle alakalı zaten ne kadar zaman kalacak falan ona bakacağız. Uygulaması çok kolaydı. Çok sevdim. Fırçayla daha güzel uygulanıyor. Bence fırçalı kullanmaya bakın. Göz altı kapatıcısının da uygulaması çok güzeldi. Fondöten de çok iyi karıştı. Göz altlarımı yeterince kapattı. Aşırı kalın, hiç yerinden oynamayacak, tamamen mat bir şey değil. Mutlaka sabitlemeniz gerekiyor hem fondöteni hem de göz altı kapatıcısını. Bu kontür paletiyle alakalı bazı soru işaretlerim var. Bence kontür bronzer rengi çok iyi karışmadı ama pudrası gayet güzeldi. Göz altlarımı sabitlerken hiçbir sorun yaratmadı. Yüzümü sabitlerken de sorun yaratmadı. Yani böyle bir cildinizi aşırı kurutacak, dümdüz yapacak veya yamalanacak falan pudralar değil. Bence yani bu iki rengi güzel. Highlighter'ı dediğim gibi benim için çok metalik şu anda ve bu gerçekten beni çok gururlandırıyor birazcık bronzlaşmış olmam. Ama eğer cildiniz çok beyazsa ve böyle dediğim gibi pembe alt tonluysanız falan güzel bir highlighter olabilir. Doku belli edecek veya koyduğunuz yere yapışacak, yamalanacak falan böyle formülasyon olarak bir problem yok. Bronzerların da renkleri çok güzel. Dağılmalarıyla alakalı bazı sorulu işaretlerim var. Bu kadar ıslak olmayan ve bu kadar çok sabitlenmeye ihtiyacı olmayan başka fondötenlerle, belki böyle daha mat fondötenlerle veya belki başka pudralarla bir kez daha denedikten sonra onunla ilgili de size yine yorumlarımı veririm. Bence far paleti şu ana kadar denediklerimin arasında en iyi absolut ürünüydü bunların arasında. Ben bu paletlerin büyük olanlarını pek sevmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bunun hem pigmentasyonu hem karışması hem renk hikayesi her rengini kullandım. 6 rengin 6'sını birden kullandım ve şu an çok memnunum halimden. İkinci en sevdiğim ürün eğer gün sonuna kadar berbat olmazsa kaş kalemiydi. Kaş kalemi de çok 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 başarılıydı. Dediğim gibi hiç böyle bal mumu böyle yapış yapış kaşlarınızı böyle dağıtacak falan bir şey değil. Yani neredeyse pudrayla doldurmuşum kadar doğal görünüyor. Dudak ürününe geldiğimizde de bu Perfect Pair'e geldiğimizde bu rengin işi değil. Şöyle düşünün, bir tarafının ben daha kalemsi olacağını düşünmüştüm ama değil. İnce uçlu olan koyu renkli dışa süreceğiniz ve kontürü yapacağınız o ombrenin dış tarafı da ruj aslında. Yani ruj şeklinde formülasyonu ama incecik böyle şey olmuş. Açılmış gibi düşün. Ha, o yüzden de eğer siz illa ben kalem kullanmak istiyorum, kalem olmadan kontrolünü sağlayamıyorum falan diyenlerdenseniz bu ürün sizin işinizi görmez. Size daha sert bir kalem gerekiyor olabilir. Bu ince tarafının tüm dudağınıza da sürebilirsiniz. İkisinin formülü aynı. İsterseniz daha ombre yapabilirsiniz bunu ama ben üstünden bir geçtiğim için sadece en dışları birazcık koyu gibi göründü. Saatlerimiz şu anda 13.54. Saat 1 gibi falan makyajı yapmaya başladım. Yani fondöten 1 saattir duruyor zaten. O zaman az sonra görüşürüz. Dişçide görüşürüz hatta. Hadi bakalım. Saat 3.30. Dişçiye geldim. Dişçiye gelirken neden makyaj deniyorum acaba? Merhaba. Odasında mı? Tamam. Basacağım çünkü. Canım doktorum oley. Şu an terlemekten ölmenin eşiğindeyim ama iyi ki alnıma fondöten sürmemişim diyorum. Gözüm falan hala çok iyi duruyor. Yüzümü 3-4 kez peçeteyle silmek zorunda kaldım. Ona rağmen fondöten iyi duruyor. İnanılacak şey değil. Şöyle beyaz. Evet. Şimdi de Ahmet'e soruyorum. Ahmet benim bu arada çok yakın arkadaşım. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen arkadaşım. Aynı zamanda da orada domates kendisi, diş hekimi. Şimdi benim bu dönmeyen köpek dişlerime bir çare aranıyor. Fondöten çok iyi, far çok iyi. Maskaram zaten kendi maskaram. Bravo, hala terliyorum. Evet, doktor. Her şeyden anlayan canım doktorum. Madem yamuk köpek dişlerimden anlıyorsun, o halde acaba makyajım hakkında bir şey söylemek istersin. Vallahi düzgün görünüyor muyum? Sana zaten kötü bir şey söyleyemem, bu birincisi. Hayır, söylemen lazım. Kötüyse kötü de. İkincisi, makyajın sarı kırmızı, tok bir turuncu olmuş.
Galatasaraylıyım. Çok güzel. Kesin ya. Bir de top erkekler bu kadar anlıyor. Makyajdan sarı kırmızı. Son olarak bandı da çok güzel olmuş. Bandı aktif saçmalama çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Kafirlerden de aldık okeyi. Bilmiyorum şimdi canımı okuyacak ama kısmet. Ben mi çekeceksin? O kadar güzel bir yerde duruyor ki şu anda senin. Benim tripodumu bile böyle ayarlayamazdım gerçekten tam beni. Ekartör de takacağım bu arada. Ne takacağım? O ne ya? Ekartör takıyorduk ya. Lastik. İyi, şu anlarda. Tamam, okey. Bakalım. Fontana seviyorum şu an. Aa, bu arada buradan beraber alışverişe gideceğiz. Uygun fiyatlı fondötenler videosu hazırlıyorum. Onun için iki tane fondöten alacağım. Bunları alacak geleceğiz. Şimdi ağzıma korkunç şeyler takacak Ahmet ve fotoğrafını çekeceğiz. Güzelliğimle sizi baş başa bırakacağım. Senin alt dudağın doldu falan mı var? Evet, ilk kez söylüyorsun. Bak kalem var. Evet. O gölge yapıyor dudağın altına. O sen de zannediyorsun ki dudağın şeyle doldu. Yok, normal şeyine de bakıyorum. Şimdi dudağın bir ıslak alan ve tütük bezlerin başladığı bir alan var. O çizginin içine bakıyorum. Hakikaten böyle buraların şiş şiş gözüktüğü için acaba doldu mu diyorsun? Yok. O sanmarsın canım. Evet. 50 canlar değil mi? Evet, şerlere taktık yenilerini. Hep tükürüyorum ya konuşurken. O kadar çok tükürüyorum ki konuşurken. Utanıyorum millete yakın konuşmaya. Eylül'ün ilk haftasına kadar süreçten. Aynen. Planlarını tutup da değiştiriyorsun. Şimdi size canım dişlerimin nasıl düzeleceğini, düzgün taksam ne kadar düzelebilmiş olacağını göstereceğim. Bu ilk hali. Bu ilk hali. Yani sonra. Bu üst hali. Bu. Üstte çok problem yoktu. Alttı zaten asıl sorun. Süper yamuk. Teşekkürler. Şurası berbat. Sonra buradan hop. Bunlar iki haftada bir değiştirirken böyle böyle değişe değişe gidiyordu mis gibi. Şimdi tam olarak nerede olduğumuzu göstereceğim. Şu an tam olarak buradayız. Çünkü geri döndü. Aynen öyle. Normalde buralardaydık. Sonra buralara kadar geri döndük. Arkadaşlar tedavi hastaya bağlı. Bak. Ortodontide. Ortodontide doktora değil hastaya. Hasta tedavi uyumu çok önemli. Şu düşünü görüyorsun. Hı hı, evet. Geriye gitti dediğin için. Evet evet. Işte. Evet işte. Çünkü geri... zaten gerideydi ve biz öne çıkartmıştı. Çalışıyorduk. Sonra hali ben patlayınca. Buradan itibaren işte buradan sonrası. Açılacak bu misin? Yönde. Evet. Bundan sonra düzenli. Haa, şurası en son bak düzeliyor. Aynen. Üf, hayat. Eve döndüm. Saatlerimiz 7'ye geliyor. Fondöten özellikle sabahtan beri böyle hani çok erken saatte denemeye çalışmadım. Çünkü çok uzun süre kalıcılık iddiası falan yoktu. Bir de bugün zaten inanılmaz sıcak bir gün. Her gün öyle. Öyle aşırı bir fondöten deneme testi gibi değil de genel olarak hani durumu ne oldu bütün makyajımın ona bakalım istedim. Dudağıma Darfe'nin yağından sürdüm dişiden çıktıktan sonra. Çünkü o böyle suratımı geriyorlar ya ağzıma. Ondan sonra bayağı bir nemlendirmek gerekiyor ama hala kenarlarda o koyu renkli şey duruyor. Ve o böyle kontür gibi oldu. Hatta Ahmet orada şey dedi, senin dudağında dolgu yok değil mi falan dedi. Çenemden tabii çıktı. Çünkü dediğim gibi dünya kadar şey yedim ve delicesine terledim. Ama yüzümde çok kötü duruma gelmedi ve ben buna inanamıyorum. Mesela highlight'ım falan hala yüzümde duruyor. Kontür bronzerla ilgili biliyorsunuz zaten hani söylediklerimi. Bence uygularken birazcık zordu. Daha mat bir fondötenle ve üzerinde belki farklı bir pudrayla bir kez daha deneyebilirim. İki tarafa bakıyorum. Hani L'Oreal'in ve diğer Absolute New York'un pudrasına. L'Oreal'in pudrasının olduğu taraf birazcık daha iyi görünüyor göz altlarımda. Burası biraz daha fazla çatlamış. Ama bunun sebebi tabii bir yerimi daha fazla silmiş bile olabilirim. Gerçekten çok terledim. O kadar çok yüzümü sildim ki hani böyle pıt 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 şeklinde o kadar çok yüz silmeye böyle durması bile bence bir mucize. Gözümde de farım hala yerinde duruyor. Tabii ki ilk sürdüğüm anki gibi çok aşırı böyle fresh ve böyle patlak değil ama yine de bence hala gayet iyi duruyor. Hiçbir yerinden böyle hani yok olmadı.
Ay çok terliyorum, çok sıcak. Ha, kaşımın da yerinde durması bayağı enteresan bence. Çünkü herhangi bir jelle veya ne bileyim maskarayla falan hiçbir şeyle sabitlemedim. Sadece kalem olmasına rağmen kaşlarım bence çok çok iyi duruyor. Bence concealer da güzel. Concealer bu kadar strese, bu öyle dayandığına göre inşallah monitörde de öyle görünüyordur ama sonuç olarak bence Absolute New York'la iyi bir gün geçirdik. Sadece contour paletiyle ilgili bir larım var diyebilirim. Bundan sonraki videomuzda iki tane far paleti karşılaştıracağım. İkisi de yine uygun fiyatlı olacak ve ikisi de bir yüksek fiyatlı bir paletin muadili. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Her pazartesi ve perşembe yüklediğim videoları kaçırmamak için de kanal bildirimlerini açın lütfen. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Öpüyorum.